Yakıştığını düşünerek satın alıp giyiyorlar ama üzerinde ne yazdığını çoğu zaman bilmiyorlar. Peki ya anlamını öğrendiklerinde ne yapıyorlar? Gelin birlikte bakalım. Ne yazıyor burada, okuyabiliyor musunuz? Yok abi, hoşuma gitti, öyle aldım. Peki, hoş olmayan ifadeler var aslında. Ne yazıyor ben anlamıyorum da, adam bana güzel diye verdi biliyor musun? Anlamını bilse bırakın giyip gezmeyi, o tişörte dönüp bakmazdı belki de. İngilizce bilmemek burada da dezavantaja dönüşüyor. Teşekkür ederim diyor, sonunda da bir küfür var. Küfürün anlamı ne? Söylemeyeyim ben. Bilmeden aldınız herhalde. Evet. Bir daha giymeyin bence. Tamam, teşekkür ederim. Hevesimi kaçırdınız. 100 ülke arasında yapılan İngilizce yeterlilik endeksi araştırmasında Türkiye 69. sırada ve düşük seviyede yer aldı. Tişörtte ne yazıyor acaba? Şey, bu bir dizinin tişörtü. Ne yazdığını bilmiyorsunuz. Bilmeden mi aldınız? Abimin tişörtü. Kötü bir şey yazıyorsa ne yapacaksınız? Kıyafetin üstüne bunu basmazlar herhalde. Renkli yazılarıyla, şekilleriyle dikkat çekiyor tişörtler. İngilizce ifadeler, İngilizce bilmeyenler ise zorluyor. Zaman zaman ortaya komik görüntüler çıkıyor. Bazen küfürlü veya hakaret içeren sloganlar da yazılabiliyor giysilere. Dil bilmeyen, anlamını bilmeyen alıp giyebiliyor. Ne yazıyor? Unexpert. Unexpected yazmıyor orada. Unexpected ne yazıyor? Unexpected. Expected. Ne demek? Yaklaşmışım. Bilmiyorum ne demek olduğunu. Ağır bir küfür yazıyor orada. Şaka yapıyorsun. Gerçek söylüyorum. Abi. Araştıracağım. Şaka yapıyorum. Beklenmedik yazıyor sadece. Ha, tamam. Tişörtünüzde ne yazıyor? Unuttum ki. Ha. Dur. Çevirmen değilim çünkü. Denk geldiniz mi hiç böyle tuhaf bir şeye? Evet. Ne yazıyordu? Söylemeyeyim şimdi. Anlıyorum ama konuşamıyorum. İngilizce biliyor musunuz sorusuna birçok kişi bu cevabı veriyor. Yani Türk insanının İngilizce ile sınavı bitecek gibi değil. Vallahi bilemedim ya. Gerçekten yani utanıyorum şu an. Ağır bir hakaret var. Gerçekten mi? Nasıl olacak ben bilmiyorum. Şaka yapıyorum. Hakaret yok ama. Ne yazıyor burada? Göremiyorum abi. Görmediğim şey için. Travel in the ocean. Okyanus gezgini tarzı bir şey. Ne yapmak lazım? Yani bilmeden girmemek lazım.